Grafik durumunda görüldüğü gibi Doğaç grafiğimizde oluşan şablon durumunda KEDEF bölgemiz bu hafta için yani 40'lı bölge test edilmiş. Fakat üzerine geçiş yapıp kapanışlar olmadığı için tekrar geri çekilmede şu üçgen bölümümüzün içerisinde güç kazanma hareketlerine devam edecek gözüküyor. Tabii bu bölgede yarı yarıya stop bölgemiz olarak 34-50 bölgesi ve kesin stop noktası olarak 31-60 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgelerin altlarına düşüşler olmadığı sürece şablon durumundaki yukarıda belirlenen kanal durumundaki direnç bölgesi olarak, hedef bölgesi olarak 45 bölgesini kısa da belirleyebiliriz. Bu bölgelerin üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra da daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir Anadolu ısısı grafiği izleyebiliriz. Geri çekilmelerde kesin stop bölgemizi ve yarı yarıya stop bölgelerimizi önemseyerek takip edelim. Grafikte görüldüğü gibi yukarıdaki hedef bölgemizi test etmiş Doğaç grafiğimizde ve tekrar geri çekilmede de bu ara bölgede kapanışlarını yaparak bu haftayı tamamlamış gözüküyor. Yukarıdaki hedeflerini yani 56-15 bölgesindeki hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 60 ve 65 hedeflerine doğru gitmek isteyen bir grafik oluşumu meydana getirebilir. Tabii ki bunun içinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 45-20 ve kesin stop bölgemiz olan 42-75 bölgelerinin altına düşüş yapmaması gerekiyor ve bu bölümlerin altına düşüşler olmadığı sürece de bu ara bölümde güçlenme hareketlerini devam ettirebilir veya buradaki en önemli direnç noktası test etmiş bu bölgedeki direnç noktasını 52-10 bölgesi. 52-10 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yaparak yukarı hareketi başlatabilir ve bu kapanışlarda da hacimsel durumunu desteklerse daha hızlı bir şekilde yukarı hareketlerin devamını meydana getirebilir. Grafikte görüldüğünüz gibi şablon durumundaki üçgen bölümümüzün içerisinde güçlenme hareketlerini devam ettirmiş gözüküyor Fortuna grafiğimizde ve yukarıdaki direnç noktasında test etmiş, tekrar geri çekilerek destek noktasına yakın bir kapanışta bu haftayı kapatmış gözüküyor. Yani 275 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapabilirse daha yukarıdaki direnç noktasından 295 ve hedef noktamız olan 315 bölgesine kadar olan yükselişlerini yapma ihtimalini çoğaltabilir. Bunun için geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgesi olarak 245 bölgesini ve en alt bölgede 225 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı hedeflerini mutlak surette gerçekleştirme ihtimalini taşıyan bir şablon duruşumu oluşturabilir. Geri çekilmelerdeki durumda aşağıda hacimsel durum oluşmadığı sürece yataylık devam ederek bu bölgede güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra dirençlerini kırarak 315 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir Fortuna grafiği oluşabilir. Grafikte gördüğünüz gibi Karsan grafiğinde bir tepkisel hareket meydana gelerek yukarıdaki direnç bölgesi yani dörtlü bölge test edilmiş fakat üzerine geçiş yapamadığı için daha yukarıdaki 4.55 hedefine gitmek için geri çekilerek güçlenme hareketlerini yapmaya başlamış gözüküyor. Bunun için de öncelikli olarak tabii ki yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz 3.55 bölgesinin ve özellikle de 3.40 bölgesi kesin stop noktasının altına düşüş yapmaması gerekiyor artık. Bu durum gerçekleşmediği sürece yukarıdaki 4.50 hedefine gitmek isteyen bir Karsan grafiği oluşmuş durumda gözüküyor. Buradaki durum bozulursa şablon durumunun geriye yatmasından dolayı aşağıdaki üçlü bölgeye kadar dahi oluşabilecek durumlar meydana geleceğinden dolayı buradaki kesin stop bölgemiz olan 3.45 bölgesini mutlak surette önemseyelim. Yukarıdaki direnç noktalarını test edip üzerinde kalıcı kapanışları yaptıktan sonra yani 3.75 ve buradaki 3.90 bölgesini geçerse yukarıdaki 3.40 0.5 bölgesi rahatlıkla geçip 4.50 bölgesine giden bir grafik oluşumunu meydana getirebilir gözüküyor.
Grafikte görüldüğü gibi bu hafta otokarda yataylık devam etmiş. Yarı yarıya stop bölgemizde test edilmiş. Fakat tekrar o bölgeden tepkisel hareketler üst bölümde kapanmış gözüküyor. Fakat buradaki direnç noktası olan en birinci direnç noktası olan önemli direnç noktası olan 3.80 bölgesi geçilmediği için halen daha o bölgede yataylık devam etme ihtimali bu haftada sürebilir. 3.80 bölgesinin üzerinde kapanışları sağlayabilirse yukarıdaki 401 bölgesi ve daha sonra da yukarıda 4.15 bölgesi olan en önemli direnç noktasına kadar olan hareketleri meydana getirebilir. O bölgeye olan hareketlerde hacimsel durumunu desteklerse 415 bölgesinde geçerek daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini de meydana getirebilir. Bunun için bu bölgedeki güçlenme hareketlerini yaparken burada 345 ve en önemli 330 bölgesinin altına düşüş yapmaması gerekiyor. Bu düşüşler olmadığı sürece burada güçlendikten sonra yukarı hareketi başlatma ihtimalini çoğaltabilir. Grafikte gördüğünüz gibi tepkisel hareketlerden sonra yarı yarıya stop bölgesine yaklaşan 75-50 bölgesine yaklaşan bir Tofaş grafiği var ve bu grafikteki şablon durumumuzda alt bölümdeki üçgen durumunun içerisinde olduğu sürece düzeltme hareketlerinin devamını bekleyebiliriz. Bu düzeltme hareketlerinin en alt bölgesi olan da 68-80 bölgesini kesin stop noktası olarak belirledik. O bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece düzeltme durumunu buradan vereceği tepkilerle beraber yukarı hareketlerin başlama ihtimali oluşabilir. Fakat bu bölgenin altına düşüş olursa da düzeltme kanalının bölgemizin alt bölgesi olan 50 bölgesine kadar olan dahi düzeltme durumunun devamını da meydana getirebilir. O yüzden bu bölgelerdeki yarı yarıya stop bölgemiz ve özellikle kesin stop bölgemiz olan 68-85 bölgesini önemseyerek takip edelim. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadan yukarı tepkisel hareketleri başlattığı zaman da birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz 82 bölgesi ve daha sonra da 87-75 bölgesini takip edebiliriz. Buradaki dirençleri kırılımda hacimsel durum desteklerse yukarı hareketlerin devamı hızlı gelerek 100 bölgesindeki hedeflerine doğru gerçekleştirme ihtimali olabilir. Ve bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse daha yukarıdaki 115 ve 125 hedeflerine doğru gitme ihtimalini de oluşturabilir. Music licensing reimagined. Grafikte görüldüğü gibi hedef bölgesi olan 250 bölgesine test eden bir Türk traktör grafiği oluşmuş bu hafta. Fakat o bölgenin üzerine geçiş yapıp kapanışları sağlayamadığı için tekrar destek bölgesine geri çekilmiş gözüküyor. Bu durumdan sonra da aynı şekilde yarı yarıya stop bölgemiz olarak halen daha 210 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 195 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Şu an için şu üçgen bölümümüzün içerisinde güçlenme hareketleri yapabilir. Yani yarı yarıya stop bölge bize kadar dahi geri çekilmeler olsa dahi bunu güçlenme hareketli olarak devam ettirebilir ve oradan sonra 250 bölgesinde bulunan hedef noktasını test edip üzerinde kalıcı kapanışları yapılırsa 275 bölgesine kadar olan yükselişleri de meydana getirebilir gözüküyor Türk traktör grafiği. Bunun için önemli olan geri çekilmelerdeki 210 ve 195 bölgelerinin altına düşüş yapmaması gerekiyor. Bu düşüş meydana gelirse şablon durumu bozulacağı için aşağıdaki 175 bölgesine kadar dahi olan düzeltme durumları meydana gelebilir. Onun için bu bölgelerdeki yarı yarıya stop ve kesin stop noktalarımızı mutlak surette önemli bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz.